İnsanoğlunun en büyük hayallerinden bir tanesi hep Ay'a gitmekti. Jules Verne'in 1865'te yazdığı Ay'a Yolculuk isimli kitabı bunun ilk örneklerinden bir tanesi. Daha sonra 1902'de Fransız yönetmen George Méliès ilk bilim kurgu sayılabilecek Ay'a Yolculuk isimli filmini çekti. Orada da dünyadan fırlatılan bir roket Ay'ı gözünden vuruyordu. Ay'a gerçekten yolculuk ise ancak 1969'da kısmet oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Apollo 11'i Ay'a indi ve Neil Armstrong "Benim için küçük, insanoğlu için büyük bir adım" dedi. Son insanlı Ay yolculuğu ise 1972'de gerçekleşti. O gün bugündür Ay'dan uzak duruyoruz ve bu pek çok komplo teorisinin önünü açıyor Ay'a gitmediğimiz gibi. Oysa aslında temel sebeplerden birisi ekonomik gerekçenin bulunamamasıydı. Rusya ile ABD arasındaki soğuk savaşta Amerika Rusya'ya geçmek için süper motive olmuştu ve anlamsız şekilde bu işe para akıtıyordu. John Kennedy ünlü konuşmasında Ay'a gitmek kolay olduğu için değil zor olduğu için yapıyoruz diyordu. Yani aslında temelde Rusya'yı çökertmek istiyorlardı ve hakikaten Ay'a yolculuğun getirdiği dev ekonomik mücadele Rusya ekonomisinin mahvolmasına neden oldu. Rusya bir kere yarıştan çekilince tekrar Ay'a gitmek için bir motivasyon kalmamıştı. Ta ki yakın zamana kadar. Artık bir motivasyon var. Öyle bir motivasyon var ki NASA'nın Artemis projesi 95 milyar dolar para harcıyor ve artık Ay'a kalıcı olarak geri dönüyoruz diyor. Bu ekonomik motivasyon sadece Amerikalılarda yok. Çinlilerde var, Hindistan'da var, Ruslarda var, hatta Japonlarda var. Hepsi Ay'a gitmeye, oraya yerleşmeye çalışıyorlar. İşte bugünkü videomda bu sert mücadelenin sebeplerini anlatmaya çalışacağım. Arkasındaki ekonomik gerekçeler ne? Yarışta kim önde gidiyor? Ve tabii hepsinden önemlisi biz faniler için ne gibi yatırım fırsatları doğuyor? Hazırsanız başlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Rusya ile olan büyük mücadele kazandıktan sonra Ay yolculuğundan soğudu. Hem ekonomik olarak çok büyük yük getiriyordu hem de çok ciddi tehlikeleri vardı. Peki ne oldu da şimdi tekrar Ay kıymetli oldu? Enişten beni neden öptü? Bunun tabii ki temel sebebi ekonomik. Ekonomik sebebinde arkasında birkaç tane önemli keşif var. Bu sebeplerden bir tanesi Ay'da suyun bulunmuş olması. Suyun bulunmuş olması neden önemli? Çünkü astronotların Ay'da uzun süre yaşamaları mümkün hale geliyor. Ayrıca suyu hidrojen ve oksijen elementlerine ayırdığınızda bundan yeni bir enerji kaynağı ortaya çıkıyor. Bu enerji kaynağı da roketler fırlatmanıza yarıyor. Artemis projesindeki SLS roketleri bu yakıtla uçacak şekilde tasarlanmış durumdalar. Bu neyi değiştiriyor? Bu Ay'ı bir uzay üssü haline getirmemizi ve yerçekimsiz ortam sayesinde çok daha az enerji ve güç harcayarak Ay'dan derin uzaya gitmemizi mümkün kılıyor. İşte Ay yolculuğunu tekrar bu kadar popüler hale getiren motivasyon kaynaklarından bir tanesi bu. İkinci mesele doğrudan parayla ilgili. Ay'a yolculuk ucuzluyor da. Elon Musk'ın SpaceX'in yaptığı inovasyonlar sayesinde de o dev roketlerin büyük bölümünü dünyaya sağ salim geri indirebiliyoruz. Apollo uzay gemilerinde insanları Ay'a doğru taşıyan roketlerin dev gövdesi ne yazık ki uçuştan sonra bir daha kullanılamıyordu. Motorlar, yakıt tankları hepsi uzayda yok olup gidiyordu. Elon Musk bu işi tersine çevirdi ve bu dev gövdeleri dünyaya sağ salim geri indirmenin yolunu buldu. Bu da uzay yolculuklarının maliyetini düşürmeye başladı. Ekranda 1 kilogram yükü uzaya taşımanın maliyetindeki düşüşü görüyorsunuz. Mesela Soyuzlarda 1 kilogram yükü uzaya taşımanın maliyeti 6500 dolarları buluyormuş. SpaceX'in Falcon 9'larında bu maliyet 3200 doların altında. Falcon Heavy'lerde bu maliyet 1600 doların altında. Ve yakın zamanda 3. denemesi yapılan Starship'lerde bu maliyetin 200 doların altına ineceği düşünülüyor. Bu sayede uzaya yük taşımak sürekli ucuzluyor. SpaceX bu yarışta tek başına değil. Benim yatırımcısı olduğum Rocket Lab de yine uzay yolculuğunu ucuzlatmaya çalışanların arasında. Ay'ın yüzeyi özellikle nadir toprak elementleri açısından oldukça zengin. Skandiyum, iterbiyum, lantan, tulyum, seryum gibi dünyada nadir bulunan ve nadir bulunduğu için de madencinin yapılması pek ekonomik olmayan pek çok nadir toprak elementi Ay'da bolca var. Bunları tabii dünyada da çıkartmak mümkün ama çevresel etkileri çok korkunç olabiliyor. Ay'da çevreden de korkmuyorsunuz. Daha yoğunlar ve çıkartması da daha kolay. Bu tabii yüksek motivasyon. Çünkü bu nadir toprak elementleri yeni pillerden, yeni iletişim teknolojilerine kadar pek çok yerde yoğun olarak kullanılıyorlar. Fakat belki bu nadir toprak elementlerinden daha da bol bulunan bir şey var. Helyum 3 izotopu. Helyum 3 izotopun hem füzyon hem nükleer enerjide çeşitli kullanım alanları olabilir. Helyum 3 dünyada daha az bulunuyor Ay yüzeyine göre. Çünkü dünyanın atmosferi helyumun güneş ışıklarından dünyaya ulaşmasına engel oluyor. Ay'da helyum 3'e bolca ulaşılabiliyor ve bunun da ileride ciddi bir enerji kaynağı olacağı düşünülüyor. Hatta bazı bilim insanları helyum 3'e dayalı bir nükleer veya füzyon enerjinin dünyanın bütün enerji problemini çözebileceğini iddia ediyorlar. O yüzden helyum 3'e herkes ulaşmaya çalışıyor. Ay'a yerleşmek konusundaki sert mücadelenin sebeplerinden bir tanesi
tanesi de uzayı daha fazla öğrenmek. Yerçekimsiz ortamda teknolojilerimiz gerçekten çalışacak mı? İnsanoğlu yerçekimsiz ortamda nasıl hayatta kalacak? Vücutlarımız nasıl etkilenecek? Makineler nasıl etkilenecek? İletişim nasıl sağlanacak? Bütün bunlar da öğrenilmesi gereken faktörler ve bu da ancak ayın yüzeyinde uzunca yaşayarak kalarak mümkün. Bu nedenle muhtemelen ayın üzerine şehirler kurulmayacak ama üsler kurulacak ve bu üslerde onlarca yüzlerce deney yapılacak ve bu deneylerden öğrenilenler de bir gün bizim Mars'a yerleşmemize yardımcı olacak. Neden Mars'a yerleşmek istiyoruz? Çünkü dünya bize yetmeyebilir, dünyaya bir taş çarpabilir ve daha başka bir sürü ekonomik neden de bunun arkasındaki motivasyon olabilir ama ayın üzerindeki bir üs hem uzayı daha fazla öğrenmemizi sağlayacak, aydan elde edilecek enerjiyle, ayda üretilecek roketler fırlatılarak çok daha düşük enerji ve maliyetle derin uzay keşfi yapılacak ve Mars'a yolculuk da mümkün hale gelecek. Bu çerçevede ayı aynı zamanda insanoğlunun derin uzaya yolculuğunda bir ana üs olarak da düşünebilirsiniz. İşte tüm bu motivasyonlar Amerika Birleşik Devletleri'nin Artemis projesine 95 milyar dolar gibi dev bir bütçe ayırmasının temel sebeplerinden bir tanesi. Projenin amaçları da çok net bu arada. Bir tanesi ilk kadını Ay'a götürmek, ilk beyaz ırk dışındaki insanı Ay'a götürmek, Ay'da bir üs kurmak ve oradan uzaya yolculuk sağlanması konusunda gerekli altyapıları ve önlemleri gerçekleştirmek. Bu çerçevede Artemis projesinin birkaç ayağı var. Bunlardan bir tanesi SLS, yani dev bir roket bizi Ay'a taşıyacak olan, Ay'ın etrafında dönecek olan ismine Lunar Gateway dedikleri bir uzay üssü yine. Aynen şu anda dünyanın etrafında dönmekte olan üsse benziyor. Fikir astronotların 6 aya varan sürelerle bu üste çalışması ve zaman zaman ayın yüzeyine inmeleri, ayın yüzeyinde de 30 güne kadar kalabilmeleri. Bu çerçevede aya inecek kapsül, ayın üzerinde inşaatı gerçekleştirecek olan cihazlar gibi pek çok alt projede yürüyor. Bunların hepsini tek başına NASA ve Artemis gerçekleştirmiyor. Pek çok başka firmadan da yararlanıyorlar. SpaceX de bunlardan bir tanesi. 2022'nin Kasım'ında ilk Artemis füzesi fırlatıldı. 2024 için ikinci deneme öngörülüyordu ama sorunlar çıktı. Bu da 2025 yılında gerçekleşecek gibi gözüküyor. Ve bu yeni denemede uzaya insan da gönderilecek. Bunlar ayın etrafındaki yörüngede bir süre kalacaklar. 2026'da da 1972'den yıllar sonra tekrar aya ayak basılacak. Fakat bu sefer ayın daha farklı bir bölgesine gidiliyor. Güney kutbuna. Neden güney kutbu? Çünkü su orada. Güney kutbu ayın daha zor bir bölgesi ama güneş ışını neredeyse hiç almıyor. Karanlık. Buradaki kraterlerde su olabileceği düşünülüyor. Yine bu bölgede helyum-3'ün ve nadir toprak elementlerinin daha fazla olduğuna inanılıyor. Bundan dolayı Güney Kutbu'nu ele geçirmek için büyük bir yarış var. Artemis de bu yarışın tek oyuncusu değil. Çinliler de ciddi şekilde mücadele eder. Hintliler bölgeye zaten bir aracı indirmeye başardılar. O araç da oradaki suyu buldu. Güney Kutbu'nu ele geçiren ayı ele geçirecekmiş gibi gözüküyor. Ayı ele geçiren de uzayın sahibi olabilir. Şimdi burada diyeceksiniz ya hocam ayın sahibi olunur mu? Ayın sahibi olamıyorsunuz. 1967 yılında Rusya, Amerika, Çin gibi bütün devlerin katıldığı bir anlaşma var. Yüzün üzerinde ülke imza atmışlar o anlaşmaya ve anlaşma diyor ki kimse uzayda toprak sahibi olduğunu iddia edemez. Ama Amerikalılar da Çinliler de bunun yan yollarını bulmaya çalışıyorlar. Mesela Başkan Obama döneminde Amerika o anlaşmaya yeni bir yorum getirdi. Dedi ki biz bir yerde madencilik yapıp oradan bir şeyler alırsak o bizim olabilir. Yani toprak bizim olmasın ama madenden aldıklarımız bizim olabilir dedi. Yani kanunda her zaman bir takım boşluklar bulmak mümkün. Ama daha da kötüsü bu kanunu uygulatmak da hiç kolay değil. Düşünseniz de Ay'a insan yollamakta ne kadar zorlanıyoruz. Oraya ilk inen oranın sahibi olabilir ve yeni gelenlerin önünü pekala kesebilir. İşte bundan dolayı inanılmaz bir yarış var. Çin de bu yarışa son dönemde katıldı ve Çin de Ay'ın güney kutbunu ele geçirmek için mücadeleye katılmış durumda. Ve tıpkı Soğuk Savaş'ta Amerika ile Rusya arasındaki bir mücadeleye benzeyen bir mücadele bu sefer Amerika ve Çin bir de üzerine Hindistan'ı da eklemek lazım. Bu ülkeler arasında gerçekleşecek gibi gözüküyor. Tabii bütün bunların yarattığı bir de müthiş ekonomik fırsatlar var. Yatırım fırsatları var. Önümüzdeki yıllar içerisinde uzay ekonomisinin ve onun bir alt kümesi olan ay ekonomisinin çok büyüyeceği düşünülüyor. Biz şimdilik sadece roketlere odaklanmış durumdayız çünkü onlar olmadan hiçbir şey mümkün değil. SpaceX ve Rocket Lab gibi şirketlerin herkesin yatırım radarının içerisinde olması gerekiyor ama daha fazla fırsatlar da var. Bu çerçevede doğrudan nasdaq.com'a gittim. Orada güzel bir makale var. Makale Morgan Stanley'in uzay endüstrisinin büyüklüğünü 2040 yılında 1.1 trilyon dolar olarak tahmin ettiğini ortaya koyuyor. Yine aynı makaleye göre Bank of
Amerika ise 2030 yılında uzayın 1.4 trilyon dolarlık bir ekonomiye dönüşeceğini iddia ediyor. Tabi uzay deyince burada sadece Ay'a yolculuk, Mars'a yolculuk, oralarda üs kurmaktan bahsetmiyoruz. SpaceX'in Starlink iletişim uyduları gibi daha yakın yörüngedeki bazı teknolojik gelişmelerde uzay endüstrisinin bir parçası sayılıyor. Barron's'ın bu konuda harika bir makalesi var. Bu makalede uzaya yatırım yapmaya düşünenlerin bakabileceği şirketlerden bahsediliyor. ASTS var mesela, bizim de yatırım portföyümüzde bulunan. Astra Space, Black Sky, Momentus, Planet Labs, Rocket Lab. Bu arada henüz YouTube katıl üyesi olmadıysanız hemen şimdi olun, çünkü Rocket Lab ile ilgili orada çok detaylı incelemeler var. Sürekli kontrolümüz altında. SpaceX'ten sonra uzaya en çok roket göndermeyi başarabilen şirket ve çok beğeniyorum Rocket Lab'i. Spire Global, Virgin Galactic. Ah, Virgin Galactic benim canımı yakan şirketlerden bir tanesi. Daha halka açılırken yatırım yapmıştım. Şu anda maalesef pek başarılı giden bir yatırım olmadı. Bunun dışında mevcut eski oyunculardan mesela Boeing ve Lockheed'in tabii uzayla ilgili girişimleri var. Iridium, Globalstar, Viasat gibi uzay iletişim şimdi söz sahibi şirketler de var. Yine Nasdaq'ın web sitesine döndüğümüzde bazı ETF'lerden de bahsediyor. ETF ne? ETF'ler fon aslında. Temelde öyle söylerim. Bunlara yatırım yapmak daha makul olabilir. Çünkü Rocket Lab'in bana yaşattığı tecrübe çok inişli çıkışlı. Bir roketi mesela havada patlıyor ve hisse senedi sert aşağıya düşüyor. Veya bir projesi iptal oluyor, hisse senedi aşağı düşüyor. Yani çok hareketli hisseler bunlar. Üstelik de o sadece uzaya taşımacılığı kapsayan bir hisse. Buradaki ETF'lere yatırım yaptığınızda doğrudan uzay şirketlerine veya uzay endüstrisindeki gelişmelerden etkilenebilecek şirketlere yatırım yapmış oluyorsunuz. Neleri Nasdaq örnek olarak vermiş? ARK'ın ARKX isimli ETF'i bir örnek. Procedure Space ETF diye bir ETF var. Adı da çok güzel bu arada, kısaltması UFO diye geçiyor. SPDR Kensho Final Frontiers ETF diye, ROKT, Rocket'tan geliyor herhalde, kısaltmalı bir ETF var. Bunların detaylarını da hep incelemek gerekiyor. Ben bu hafta YouTube katıl üyelerime uzay ETF'leri konusunda detaylı bir inceleme sunacağım. Henüz katılmadıysanız şimdi tam katılmanın zamanıdır diye düşünüyorum. Öte yandan eğer beni izleyen gençler varsa, ya hocam benim param yok ki uzaya yatırım yapayım diyorsanız, uzaya kariyer olarak yatırım yapmak da iyi bir fikir olabilir. Çünkü net olarak gözüküyor ki uzaya deli para yağacak ve burada yeni yeteneklere, yeni becerilere ihtiyaç var. Uzayla zaten benim gibi çocukluğunuzdan beri ilgiliyseniz rüyalarınız gerçekleşebilir ve bu tip şirketlerle iş bulabilirsiniz. Mesela SpaceX'in web sitesine gittiğinizde aradığı elemanları görmeniz gayet mümkün. Ben müthiş heyecanlıyım bu uzay ve ay meselesine. Muhtemelen yaşım ayda bir koloninin kurulduğunu veya Mars'a yerleştiğimizi görmeye uygun değil. Ama çocuklarımızın Ay ve Mars'a ilişkileri bizlerden çok daha yoğun olacak gibi gözüküyor. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.